Haber ekranlarından bugünler efendim. Bugün 23 Eylül Perşembe, haftanın 4. işlem günündeyiz. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönüyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca da paraya yön veren haberleri, gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Başlıyoruz. Evet, özetlerle başlayacağız. Merkez Bankası bugün itibariyle politika faizini 100 bas puan indirerek %18'e çekti. Para politikası metninde sıkı duruş ifadesi çıkarıldı. Orta vadeli %5 enflasyon hedefi ise yeniden vurgulandı. Türkiye yapısal cari açığı azaltmak için Aralık'ta atağa geçecek. Yılın son ayı itibarıyla stratejik sektörlerde ürün yerliliği artırılırken teknoloji transferini sağlamak için de alım garantisi verilecek. 18 yaş altı BESED'e ilgi artmakta. Sistemin devreye girdiği Mayıs ayından Eylül'e kadar geçen 4 aylık sürede 50 bine yakın çocuk BESED dahil oldu. Öte yandan yapılandırma imkanından yararlanmak için de son haftaya girilmiş oldu. Son tarih 30 Eylül yapılandırma için. 17 Eylül itibariyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılmış oldu. Evet, küresel başlıklara da bakacağız elbette. Alman ekonomisinde toparlanma ivme kaybetti. Ağustos ayında 62,6 olan imalat PMI Eylül ayında 58,5 puanı geriledi. Euro bölgesinde ise ekonomik aktivitede bir yavaşlama var. Bileşik PMI 56,1'e gerilerken hizmet sektörü PMI de Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Özetler böyle, detaylar bültenimizde. Evet, bu hafta Merkez Bankası'nın kararını takip ettik. Aslında Merkez Bankası haftası gibi küresel piyasalardaki son duruma da bakacağız. Dün itibariyle Fed'in yine açıklamalarını aldık. FOMC kararı sonrası küresel piyasalardaki son durumu almak üzere Full Capital Satış Müdürü Gülay Şahin'e dönüyoruz efendim. Hemen hoş geldiniz diyelim kendilerine. Haftanın 4. işlem gününde küresel piyasaların seyri nasıl? Merhaba, hoş bulduk Gözde Hanım. Global piyasalar analizimize her zaman olduğu gibi Asya piyasalarıyla başlayalım. Japonya'nın kapalı olduğu günde Asya hisse senetlerinde yükseliş hakimdi. Evergrande kriziyle ilgili olarak dün gelen tahvil sahipleriyle uzlaşmaya varıldı haberi piyasaların moral bulmasını sağlamış oldu. Evergrande krizinden en çok etkilenen ve dün kapalı olan Hong Kong borsası bugün açıldı ve günü %1,2'lik yükselişle tamamladı. Evergrande hisseleri gün içinde %32 artıya kadar yükselse de günü %18'lik yükselişle tamamladı. Toplamda 310 milyar dolar borcu olan ve bugün 83,5 milyon dolar, 29 Eylül'de de 47,5 milyon dolar faiz ödemesi olan şirketin temerrüde düşüp düşmeyeceği piyasa tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak şirketin vade tarihini takip eden 30 gün içinde ödeme yapma hakkına sahip olduğunu da hatırlatalım. Avrupa borsaları beklentilerin altında kalan PMI verilerine rağmen Fed kararı sonrasında oluşan olumlu havanın etkisiyle yükselişlerini devam ettirdi. Almanya ve Fransa %0,75, İngiltere %0,15 artıda. Almanya'da bugün açıklanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi 61,5'ten 58,5'e geriledi. Analistler endeksin daha ılımlı bir düşüşle 60,9'a gerilemesini bekliyordu. Büyüme için önemli bir öncü gösterge olan PMI'nin Ocak'tan bugüne en düşük seviyeye gerilediğini belirtelim. İngiltere Merkez Bankası %0,1 olan faizde ve tahvil alım programının değişikliğe gitmedi. İngiltere'de gösterge faiz 2020 başından bugüne 0,1 seviyesinde bulunuyor. Hisse piyasasında son olarak ABD'ye bakalım. Fed'in dünkü kararlarından sonra yükselişe geçen ABD hisse piyasasında olumlu hava devam ediyor. S&P 500 vadeli sözleşmeleri %0,5 yükselerek 4400 puan seviyesinin üzerine çıktı. Bugün Amerika'da saat 15.30'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. 18 Eylül haftasında işsizlik maaşı başvurularının 310 bine düşmesi bekleniyor.
Emtia piyasasına da kısaca değinelim. Dün beklenenden fazla düşen petrol stoku verisi sonrasında 72,50 doları gören ham petrol bugün %0,7'lik bir düşüşle 71,70 dolar seviyesinde denge bulmaya çalışıyor. Ekim ayının ilk haftasında yapılacak OPEC toplantısı petrolün seyrini değiştirebilir. Ham petrol de 70 dolar desteği önemli. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde 62 dolar desteği gündeme gelebilir. Değerli metallerde altına baktığımızda FED kararının hemen sonrasında 1788 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bugün 1770 dolarda dengelendi. Altında 1750 dolar desteğine ve 1835 dolar direncine dikkat etmek gerekiyor. Bu iki seviyeden birinin kırılması altında çok sert hareketlere de neden olabilir. Global piyasaları özetledikten sonra yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz iki hisse önerisini sizinle paylaşmak istiyoruz. Credit Suisse, sağlık ve sosyal yardım alanlarında kişiselleştirilmiş çözümler sunan Ecolite için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ve 63 dolar hedef fiyat belirledi. Şirket hastalık, vaka yönetimi, tedarikçi hizmetleri ve üyelere yönelik hizmetlerindeki verim arttırabilmek için mevcut çözümlerini yenilemenin yanı sıra yepyeni ürünler de sunuyor. Özellikle pek çok ürünü tek bir paket olarak sunmaya fırsat veren Ecolite One adlı hizmetin COVID sonrası dönemde daha başarılı olacağı tahmin ediliyor. Credit Suisse, Ecolite'in yenilenmiş hizmetlerinin 2022 ve 2023 senelerinde şirketin itici gücü olacağını düşünüyor. Ayrıca Credit Suisse, COVID sonrası dönemde sağlık ve bakım sektörlerinin maliyet yönetimi, uygunluk ve sonuç odaklı hibrit bir yapıya bürüneceğini tahmin ediyor. Ve Ecolite'in sunduğu çözümlerin bu ortama uygunluğuna dikkat çekiyor. Ecolite sektöründe 110 milyon kişilik bir pazarı hedefliyor. İkinci önerimiz Square, Credit Suisse finansal hizmetler ve ödeme çözümleri sunan şirket için endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve 300 dolar hedef fiyat belirliyor. Square, satıcıları ve alıcıları bir araya getirdiği, ticari çözümler sunduğu platformlarıyla e-ticaret yazılımlarını ve ödeme çözümlerini aynı alanda birleştiriyor. Sunduğu birbirinden farklı özellikteki hizmetler şirketin yenilikçi yapısının da bir göstergesi. Square 36 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip Cash App platformuna ek olarak Cash App Pay'i hizmete soktu. Credit Suisse yeni hizmetin mevcut Cash App kullanıcılarının demografik yapısıyla uyumuna dikkat çekiyor ve önümüzdeki yıllarda Cash App'in değerinin artacak en önemli etken haline gelmesini bekliyor. Square için en önemli büyüme hikayesi ise şimdi al sonra öde tarzında yeni bir ürünü hizmete almasıyla başlayacak. Hisse önerilerimizden sonra 10 Eylül'de önerdiğimiz Cloudflare'in 12 günde %7 getiri sağladığını da hatırlatalım. Her büyüklükteki ve coğrafyadaki işletmelere çeşitli ağ hizmetleri sunan şirkete Argis 140 dolar hedef fiyat belirlemişti. Öneri tarihinde 127,99 dolar olan hisse dün 136,97 dolardan kapandı. Global piyasalardan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Küresel piyasaların gündemini aldık. Gülay Şahin bizlerleydi. Şimdi gündeme dair bir yorum alarak devam edeceğiz. Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Gülek bu sefer sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gözde Hanım. Şimdi malumunuz bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik. Bu son iki haftadır üzerinde durduğumuz nokta bir taraftan açıklanan çekirdek enflasyon göstergesinin artık ortada olacağı mevzusuydu. Bununla beraber bir faiz indirimi gelir mi sorusunu cevaplamaya çalışıyorduk. Bugün 100 bas puanlık bir faiz indirimi geldiğini görüyoruz. Şimdi metindeki değişikliklere baktığımız vakit burada mesela enflasyon üzerinde bir faiz söylemi vardı. Bunu kaldırıldığını görmekteyiz. Öte yandan tabii çekirdek enflasyondaki kalıcılık unsurlarını ifade ettiğinden bu süreçte dünyanın gündemi artık enflasyonun ne kadar geçici ve kalıcı olduğu üzerine yoğunlaşıyor. Siz ne dersiniz metindeki değişikliklerle ilgili alınan bu faiz kararı ile ilgili görüşünüz nedir? Şimdi tabii biraz Gözde Hanım beklenmeyen bir karar oldu. Yani piyasada genel eğilim ben de dahil olmak üzere değişiklik yapılmayacağı yönündeydi. Çünkü şu anda hem kur açısından hem de enflasyon açısından sizin de söylediğiniz gibi biraz belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Fakat Merkez Bankamız belli gerekçelerle bir indirim yaptı. Tabii buna da hemen piyasalar negatif bir tepki verdi. Dolarda ciddi bir yükselme oldu.
Muhtemelen dünden beri biraz indirme beklentileri yükselmiş olmalı ki dün de biraz hafif yükseldi. Fakat bugün tabii hele 100 bas puanlı gerçekten piyasa beklemiyordu. Şimdi Merkez Bankası niye böyle bir şey yaptı? İşte sizin de bahsettiğiniz gibi açıklamalara, gerekçelere bakılırsa işte çekirdek ve manşet enflasyon arasındaki farktan dolayı burada Merkez Bankası kendine bir nevi oyun alanı görüyor. Böyle yorumlayabiliriz. Tabi bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış, senenin sonuna doğru şu son çeyrekteki ve gelecek senenin ilk çeyreğindeki enflasyon ve kur hareketleri bunu belirleyecek. Bu arada tabi dün de hem Fed hem İngiltere Merkez Bankası'nın, Bank of England'ın toplantıları vardı. Bunlar da Ekim ayında ikisinin de toplantısı yok. Ekim'i pas geçecekler. Dolayısıyla dünkü toplantılarda alacakları karar ve söylemleri önemliydi. Her ikisinde de faiz değişikliği gelmedi ama dilde şahinimsi bir güvercin diyelim tonu vardı. Yani gelecek Temmuz'dan itibaren, daha doğrusu Kasım'dan itibaren tapering'in başlayacağını, yani parasal genişlemede yavaşlamalar olacağını, gelecek senenin sonlarına doğru da artık toparlamaya başlayacaklarını gösteriyor. Yani bu şu demek, büyük merkez bankalarının şu anki yönleriyle bizim merkez bankamızın yönü dün ve bugün tersine dönmüş durumda. Buna da piyasalar ilk başta biraz şiddetli bir tepki verdiler. Şimdi Fed kararını zaten detaylı olarak konuşacağız. Küresel anlamda merkez bankalarının, diğer merkez bankalarının işte Brezilya'ya, Norveç'e bakıyoruz, Çin'e bakıyoruz. Ki gelişmiş ülkelerden ilk faiz artıranlardan biriydi Norveç. Onların kararlarını detaylı olarak konuşacağız hocam. İçeride merkez bankasına dönüp baktığımızda işte enflasyonla ilgili mesela bu... Küresel anlamda zaten artıştan artık bahsetmeyen ülke kalmamış durumda ama geçici mi kalıcı mı, yapışkan mı enflasyon değil mi, biraz daha bu kısmı tartışılıyor işin. Genel anlamda herkesin de ifade ettiği arzi olarak nitelendiriyorlar. Yani neden kaynaklanıyor? Gıda tarafındaki artıştan, ithal girdilerdeki fiyat artışlarından, tedarik sürecindeki aksaklıklardan bahsediliyor. Ve elbette ki bunlar bir çözüm yoluna gittiği vakit ki... mecbur artık gidilen nokta itibariyle, dünyanın gittiği yol itibariyle açılmaya bağlı gelişmeler, tabii talep kaynaklı bir taraftan da oluşan bir enflasyon var. Arzi olarak nitelendiriliyor. Merkez Bankası da metne bunu eklemiş durumda. Bir taraftan bu çerçeveyle ilgili işte güncelleme ihtiyacı duyulduğundan bahsedilmiş para politikasına dair ve politika faizinde indirim yapılmasına karar verildiği belirtiliyor. Ne dersiniz? Gerekçeyi nasıl buldunuz? Enflasyonla ilgili bu mesela kalıcı unsurların görülmemesi, arzi olarak nitelendirilmesi bir taraftan bunlarla ilgili ne söylemek lazım? Evet, burada tabii Merkez Bankası'nın burada yakaladığı nokta doğru. Fakat diğer ülkeler için doğru. Şöyle ki gelişmiş ülkelerde biliyoruz, yani bir çok olağanüstü bir iki sene yaşadık. O yüzden birikmiş bir enerji var tabiri caizse ve bundan dolayı enflasyonlarda, ekonomideki hareketlenmeyle birlikte enflasyonlarda da bir manşet seviyesinde konuşuyorum şu anda, bir yükselme var. Bütün işaretler şu anda bu yükselmenin sizin de söylediğiniz gibi tırnak içinde arızi olduğunu gösteriyor. Yani kalıcı bir enflasyonda trend artışı görmüyoruz. Yani diyelim ki bu sene X ülkesinde %4 oldu, 5 oldu, 6 oldu ama gelecek sene tekrar, gelişmiş ülkelerden bahsediyorum, ikiler seviyesine dönüş bekleniyor. Bunun kalıcı hale gelmesini sağlayacak bir, şu anda piyasada bir dinamik yok. Ülkemize geldiğimiz zaman tabii Türkiye'de durum farklı. Biz ekonomik döngü olarak onlardan farklı bir şeydeyiz, takvimdeyiz. Bizde enflasyon iki basamaklı ve %20'lere yakın. %20'nin üstüne çıkma riski bu kadar yakınlıkta, geçen haftaki konuşmamızda da A-Para'da konuşmuştuk, bizim için önemli bir risk. Kaldı ki bizim bir an önce zaten onun altına, yani tek basamaklılara çekmemiz gerekiyor.
Bu arada bizdeki ekonomik büyüme tabii dünyadaki ekonomik büyümenin çok üzerinde. Bu da güzel bir durum. Geçen hafta bizim üniversitemizin iktisat bölümü olarak yaptığımız çalışmada bu senenin yani 2021'in büyüme tahminini %9,1 biz hesapladık. Bunu neye göre hesapladık? Direkt olarak sanayi kesimindeki elektrik üretiminden. Tabii bu dünya açısından baktığımız zaman oldukça büyük bir büyüme hızı. Tabii çok sevinilecek bir durum. Fakat öte taraftan da bu da enflasyondaki yukarı yönlü riskleri artırıcı bir şey. Dolayısıyla dünyadaki enflasyonun arızi olarak sıçrama diyelim ona, enflasyonda sıçrama seviyede değil, yukarı çıkmasıyla bizdeki durum biraz daha birbirinden farklı. Evet. Cari dengeyle ilgili burada mesela buradaki iyileşmenin fiyat istikrarı açısından önemine yine vurgu yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda neler ifade edilebilir son gelinen nokta itibariyle? Orada da Türkiye şu anda yani hani biz şöyle diyelim makroekonomik göstergeleri bir ekonomiyi arabaya benzetelim. Üzerinde bazı kritik göstergeler var. Bunların birçoğunda biz şu anda iyi gidiyoruz Türkiye olarak. Büyümemiz çok canlı ve bu reel dinamiklere dayanıyor, ihracata dayanıyor. Bunlar güzel. İkincisi ekonomimiz %9 büyürken geçen senenin aksine pardon cari açık tam tersine aşağı doğru bir eğilim ve bu eğilim devam edecek muhtemelen bu sene. Yani çok rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde söyleyebiliriz ki 20'nin kesin altında bitecek inşallah. Bunda da hem ihracattaki olumlu gelişmelerin hem de ithalatın da yavaşlamasının etkisi var. Bunlar da güzel. İşsizlikte de olumlu, tabii büyümeye paralel olarak olumlu gelişmeler var. Fakat bizim karın ağrımız şu anda açıkçası ve riskimiz enflasyon. Buraya çok dikkatli bakmamız lazım. Tabii enflasyon dediğimiz şey de Merkez Bankası'nın temel görev tanımı. Enflasyonla birlikte ikinci risk yine Merkez Bankası'nın radarlarında çok temel bir gösterge olan o da kur. Kurlar bakın yaklaşık bir 7-8 gün içinde 8.30'lu rakamlardan şimdi 8.80'li rakamları kullanıyoruz. Şu anda ben de ekrandan bakıyorum 8.73-61 gözüküyor. Dolayısıyla Merkez Bankamızın bu iki göstergeye çok yani yakından izlemesi ve dikkatli bakması lazım. Çünkü ekonomimizin öbür göstergeleri gayet olumlu, nazar değmesin. Fakat bu taraflarda sıkıntımız var. Evet. Şimdi bu yani fiyatlar genel düzeyinde bir istikrar sağlanmalı. Evet, bunu konuşuyoruz. Risk primlerinde yine düşüş kaydediyorduk. Son süreçte biraz daha orada ibre tersine döndü gibi ama işte ters para ikamesinden bahsediyoruz. Rezervlerdeki artıştan bahsediyoruz öte yandan. Finansal istikrar adına önemli adımlar tabii ki. Bir taraftan da işte ülkedeki yatırımların artırılmasından bahsediyoruz. Siz büyüme rakamlarından bahsettiniz. Pardon, ihracata dayalı büyümeden bahsettik. İşte katma değerli büyümeden bahsediyoruz sık sık. Sürdürülebilir bir şekilde devamı için bunların zemin oluşturması gerekiyor. Metinde bunlar da yer alıyor. Şimdi makroekonomik göstergelerden de bahsettiniz hocam. Baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bu metindeki ifadelerine, Türkiye ekonomisine böyle genel bir bakış atacak olursak nasıl bir görünüm var o tarafta? Yani geleceğe yönelik beklentisi nasıl Merkez Bankası'nın Türkiye ekonomisine dair? Tabii yani geleceğe dayalı beklentisi büyük ölçüde pozitif ki buna ben de şahsen katılıyorum. Birçok gözlemci de katılıyor. Biraz evvel söylediğim gibi yani bu olumlu bakışın veya perspektifin altında büyümenin bayağı yani sevindirici seviyelerde olması, bu büyümenin beklenti bazında da güçlü olması ve bu yüzden de biraz evvel siz de telaffuz ettiniz yatırımlar tarafında bunun bir karşılık görmesi, özel sektörün şu anda kapasite artışlarını tüketmeye başladığını hissettiği için özel kesimin yeni yatırımları düşündüğünü, kredi talebinde genişleme olduğunu bunları da görebiliyoruz. Bunlar da olumlu. Buna paralel olarak istihdamda %13'lerden yavaş yavaş geriye çekilmeler başlıyor. Bu da piyasadaki büyüme şeyleriyle uyumlu, göstergeleriyle.
Fakat bütün bunları cari açık da aynı şekilde. Yani cari açıktaki düzelme, belki şunun bir daha altını çizmek lazım. Cari açıktaki düzelme Türk ekonomisinin geçmiş 20-30 yılına baktığımız zaman iki türlü, iki alternatifle gerçekleşebiliyor. Birincisi, ekonomi bir krize giriyor, yavaşlıyor. Yavaşlayınca talep düşüyor. İç talep düşünce ithalat talebi de düşüyor. İthalat azalıyor, ihracat artmıyor ama orada net dış talep dediğimiz kalem büyümeye olumlu etki yapıyor. İkinci alternatif, bu sağlıklı bir şey değil. Yani bu, hasta olduğunuzdan dolayı bir nevi işte yemek tüketmiyorsunuz, yemek yemiyorsunuz gibi bir şey. Böyle kilo veriyorsunuz. Ama ötekisi, ki şu anda onu yaşıyoruz, dış talep de belli bir güncel bir şey var, artış var. Bu Türkiye için önemli. Biz de buna olumlu tepki veriyoruz. Nasıl olumlu tepki veriyoruz? Kurlar da ihracatçımızı desteklediği için ihracatımız rekorlar kırarak her ay devam ediyor. Bu bizler için, makro iktisatçılar için çok, yani bunlar sevindirici şeyler, güzel şeyler. Biz 200 milyar doları işte 12 aylık bazda aştık. Bunu da daha da ileri götürmek mümkün. Kalıcı olarak bizim 2022-2023'te dahi bu dinamiği devam ettirirsek ihracat bazlı büyüme yaşamamız mümkün. Fakat işin öbür tarafına baktığımız zaman da viraja çok sert girersek şey olabilir, yani riskler ortaya çıkabilir. O yüzden bu enflasyondu, şeydi, kurdu, bu baş ağrılarımızı kontrol altında tutmamız lazım. Evet. Şimdi dün de Fed'i konuşuyorduk, oraya dönelim isterseniz. Siz de girizgahta bahsettiniz. Tabii ki de faizlerde bir değişiklik yok. Ama biraz daha net mesajlar geldiğini ifade edebiliriz. Her ne kadar şahin olarak yorumlanacak olsa da bu mesajlar işte piyasalarda etkileri biraz daha pozitif oldu belki. Onunla ilgili de yorumunuzu rica edeceğim. Buna rağmen daha pozitif hareketler, evet, görüyoruz işte Avrupa'da dahi. Ama baktığımızda daha iyi, yani mükemmel istihdam piyasası rakamlarına gerek yok. Sadece buradaki iyileşme Fed'in en azından bu istihdam hedefini yakalayamasa da istihdam piyasasındaki iyileşme Fed'i Kasım toplantısında varlık azaltımını başlatmaya götürebilir. Ez cümle böyleydi Powell'ın söyledikleri. Tabii bu sürece kadar işte hazine kağıtlarıyla ilgili 80 milyar dolarlık, mortgage destekli kağıtlarla ilgili 40 milyar dolarlık artırıma devam edeceklerini de ifade ediyorlar. Şimdi burada tabii belli oransal tahminler var. İşte 11'inden 5'inden azaltılmaya başlanır gibi. Yine onlarla ilgili tahminlerinizi isteyeceğim ama Fed burada nasıl ilerliyor? Kasım toplantısı için bir işte başat adımı orada atılır mı? Yahut Aralık'ta mı başlar bu süreç? Ne dersiniz? Siz nasıl buldunuz söylemleri? Şimdi dünkü cümlelere veya işte basına yansıyan ifadelere bakarsak Kasım ayında artıştaki azalışı diyelim, kolay anlaşılsın diye başlatacaklar. Aralığa kalacak gibi gözükmüyor. Ama hani şu yaklaşık şu anda Kasım'a kadar bir iki ayımız var. Orada hiç beklenmedik bir takım şoklar gelirse mutlaka kararlarını gözden geçireceklerdir. O zaman öyle bir durum olursa, beklenmeyen bir dış şok, aralığa da kalabilir. Şimdi şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu, kendi tarihlerinin, çok kısa bir tarihi var Amerika'nın, biliyorsunuz 200-300 sene, işte 1778 desek 250 senelik bir şey, en yüksek seviyelerinde. Bunları zaten Covid sebebiyle bu kadar arttırdılar. Yani 2008 krizinden sonra 4-4,5'a çıkardılar. Sonra 6,5 trilyona kadar çıkardılar. Şimdi bunları geri toplamaları lazım. Dünkü şey şunu söyledi bize, dünkü karar ve söylemler. Ben artık ileriyi biraz daha iyi görüyorum ve ekonominin canlı devam edebileceğini de fark ettim. Dolayısıyla ben yavaş yavaş bu parasal genişlemeyi, çok riskli seviyelerdeki dolar genişlemesini geriye çekmeye artık ciddi olarak bakıyorum. Bunu dedikten sonra biliyorsunuz ilk tepki getiri eğrilerinin, Amerikan hazine tahvillerinin getiri eğrisinin yataylaşması oldu. Yani uzun vadeli Amerikan tahvillerinin faizleri düştü, yatay hale geldi. Bu şu demek: uzun vadeli beklentileri piyasanın
Merkez Bankası'nın, Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerle ciddi olarak oynamaya başlayacağı, bunu belli bir süre içinde yükselteceği ve dolayısıyla uzun vadedeki enflasyon risklerinin artık beklendiği kadar olmadığı, dolayısıyla hani şöyle ifade edelim, 2 senelik bir tahville Amerikan Merkez Bankası'nın 10 senelik bir tahvilinin arasındaki risk farkının ortadan kalktığı, enflasyon veya diğer risk ayrım faktörlerinin algısının çok düştüğü. Bu ne demek? Amerikan ekonomisinin ne bakan yatırımcılar, Amerikan ekonomisinin orta vadeli gidişatını eskiye göre, dün değil evvelsi güne göre daha istikrarlı gördüğü. Bu kısaca bu manaya geliyor. Ve bu da tabii piyasalarda olumlu tepki yaptı. Bizim de biraz işimize yaradı ama bugünkü karardan sonra birazcık şimdi bakıyorum bizim borsalarda biraz gerileme var. Hem Amerikan piyasasında faizlerin, uzun vadeli faizlerin düşüşü hem de borsada bir rahatlama, yukarı doğru bir yönelim olarak gerçekleşti. Tabii bugünkü piyasalar da yine olumlu açtı. Hem İngiltere hem de Amerika kararıyla. Bunlar bizim için hani dış ortamın olumlu getirileri. Ama içeriye de dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bir taraftan tabii varlık alımlarının azaltılmaya başlaması süreci sonrasında de faizlerle ilgili hadise var. Burada tabii Aralık gibi başladığını düşünecek olursak ki 8 aylık bir süreç olacak matematiksel olarak baktığımızda 2022'nin sonu en erken tarih gibi görünüyor. Şimdi dot plotta da oradaki noktasal grafiklere baktığımızda mesela bu en kısa sürede artırmaya başlama hadisesiyle ilgili eşit olarak ikiye bölmüş gibi orada oylar. Aslında medyan projeksiyonda herhangi bir şekilde 2023'e kadar işte faiz artırımı olmayacak gibi bir beklenti de var. Genel olarak zaten 2023'e kaymış gibiydi söylemlerde de. Siz ne dersiniz mesela burada faiz artırımı ile ilgili nasıl bir tarih ilerler? Faiz artırımı tarafında eskiye göre çok bir değişiklik yok. Yani miktar artışı ayrı, parasal miktar artışı. Orada dünden sonra biraz daha bir şey geldi, belirlilik geldi, belirsizlik azaldı. Fakat faizde şu anda evet 2023'ten önce olması zor gibi gözüküyor. Bu 2 ayda çok beklenmeyen bir takım veriler gelmezse 2023'ten önce bir faiz artırımı orada zor gözüküyor. Ama burada önemli olan faiz artırımının ne zaman geldiği, geleceği değil de Amerikan ekonomisi çünkü bizim gibi çok dinamik bir ekonomi değil. Çok daha büyük bir ekonomi ama dinamik bir ekonomi değil. Orada önemli olan 2022 sonlarında veya 2023 içinde bir artırımın gelebileceği ve 2022 içinde varlık satışlarının, varlık alımlarının iyice düşeceği ve sonra genişlemenin tersine döneceği. Bu ikisi yani ister faiz artırımı olsun ister miktarsal olarak daralma olsun bunların ikisi de söylem olarak Amerikan para piyasalarının, para politikasının sıkılaştığı manasına geliyor. Yani faiz artırımı 2023'te olmuş, 2022'nin sonunda olmuş, Temmuz'da olmuş vesaire önemli değil. Şu anda Amerikan para politikasının girdiği faz parasal sıkılaşma fazı. Bunu böyle düşünmek lazım. O yüzden de biz tabii buna biraz kendi politikamız olarak ters bir noktada yakalandık. Şöyle ki bizde işte bugün 18'e geriledi faiz. Amerika'da kabaca 0, İngiltere'de kabaca 0. Arada 17-18 puanlık bir fark var. Çok büyük bir fark esasında. Büyük bir getiri farkı. Bize dış sermayenin, dış paranın girmesini gerektiren bir faz. Fakat yine de aşağı taraftan yani Amerika ve Batı hatta Japon Merkez Bankası bile belki bu şeye katılabilir. Yukarı doğru bir eğilim olması bizim aşağı doğru politika faizini yönlendirmemizi güçleştirecek. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Süylek bizimle beraber de sorularımızı yanıtladı. Şimdi Merkez Bankası'nın politika
metniyle ilgili işte cari dengedeki iyileşmenin fiyat istikrarı açısından önemini dikkat çekildiğinden bahsetmiştik. Türkiye bu Aralık sonu itibariyle de yapısal cari açığı azaltacak hamlelere yine sahne olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 31 Aralık'ta meclise sunacağı cari açığı düşürme programı ise stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği, teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisini veriyor olacak. Detaylarını izleyelim. Türkiye yapısal cari açığı azaltmak için harekete geçiyor. Yılın son ayı itibariyle stratejik sektörlerde ürün yerliliği artırılırken teknoloji transferini sağlamak için de alım garantisi verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı orta vadeli programda da yer verilen cari açığı düşürme programı ile ilgili yasal düzenlemeyi 31 Aralık'ta meclise sunacak. Buna göre atılacak adımların başında imalat sanayinin küresel değer zincirinin entegrasyonu için hedef ülkelere göre ürün belirlenmesi gelecek. Bu ürünlere yönelik destek programı uygulanmasına yönelik idari karar 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Cari açığı azaltma amacı doğrultusunda enerji verimliliği kanunu da güncellenecek. Bu kapsamda binalarla tarım ve hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edilecek. Enerji başlığı altında yapılacak bir diğer düzenlemede doğal gaz piyasasının yeniden yapılandırılması olacak. Bu çerçevede yapılacak yasal düzenleme meclise sunulacak. Cari açığı azaltacak bir diğer hamle ise yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak idari düzenlemeler olacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği ve teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek. Fintech, biyoteknoloji ve mobilite alanlarındaki regülasyonlarda inovasyonun ve ticarileşmenin önünü açacak şekilde gözden geçirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 yılı Temmuz ayına ilişkin uluslararası doğrudan yatırım verileri bültenini açıkladı. Temmuz'da Türkiye'ye 1 milyar 420 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti ve yılın ilk 7 ayında doğrudan yatırımların toplamı 5 milyar 825 milyon doları buldu. Uluslararası doğrudan yatırımlar Temmuz ayında zirve yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'ne göre Temmuz'da Türkiye'ye giriş yapan yatırım miktarı 1 milyar 420 milyon dolar oldu. Uluslararası doğrudan yatırım girişi Ocak'ta 528 milyon dolar, Şubat'ta 1 milyar 24 milyon dolar, Mart'ta 583 milyon dolar, Nisan'da 605 milyon dolar, Mayıs'ta 620 milyon dolar ve Haziran'da 1 milyar 45 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri sermaye kaleminde yer alan yatırım kalemi 2021 Temmuz ayında 1 milyar 36 milyon dolar oldu. Bunun 608 milyon doları toptan ve perakende ticaret faaliyetlerinden, 136 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetlerinden geldi. 1 milyar 36 milyon dolarlık yatırım kaleminin %49'u Amerika Birleşik Devletleri, %37'si ise Avrupa Birliği ülkelerinden kaynaklandı. 2021 yılının ilk 7 ayına bakıldığında ise net doğrudan uluslararası yatırım girişinin 5 milyar 825 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Bu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleri sermaye kaleminde yer alan yatırım kalemi toplamı 3 milyar 110 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun %48'i Avrupa Birliği ülkeleri ve %25'i Asya ülkelerinden geldi. Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası açılmak için gün sayıyor. Yaklaşık 4,5 milyon metrekare veriyi saklama kapasitesine sahip olan maden kütüphanesi Güney Avustralya'dan sonra dünyada ikinci sırada. Peki bu kütüphane Türkiye'ye ne kazandıracak? Uzmanlarına göre sektör zamandan, emekten ve paradan tasarruf edecek. Detaylarını izliyoruz. Yaklaşık 400 bin metrekarelik alanın 19.350 metrekaresine kütüphane inşa edildi. Alışılmışın dışında bu kez arşivlenen şey Türkiye'nin yeraltı kaynakları oldu. Burası madenciliğin milli kütüphanesi. Burada yaklaşık 4,5 milyon metre veri bulunuyor. Eğer ki bir madenci araştırma yapmak istiyorsa TÜVEK'e başvurduktan sonra hangi araştırma sahasında, hangi maden, hangi yoğunlukta ve o araştırmayı yapmayı değecek nitelikte mi bu sorunun yanıtı öğrenebiliyor. Evet, TÜVEK bir değer biçmiyor ama madenci orada ne arayacağını TÜVEK sayesinde öğreniyor.
Türkiye'nin ilk ve tek yeraltı bilgi bankası en çok sektörün işini kolaylaştıracak. Ama önce TÜVEK'e başvurmak zorunda. Maden araştırması yapan şirket sondaj yaptığı bölgede çıkarttığı örnekleri TÜVEK'e göndermek zorunda. Bu görmüş olduğunuz ince uzun sütunlara karot deniyor ve bu karotlar TÜVEK'e gönderildikten sonra TÜVEK tarafından incelemeye alınıyor. Doğru karotlar mı gönderildi, buna bakılıyor ve eğer işe yarar vaziyette ise de arşivde kendisine bir yer buluyor. Sondaj karotları. Karotlara ait veriler incelenir ve önemli görülenler işaretlenir. Etiketleme için ilk ayağı ama en önemli kısmım aslında kare kod. Çünkü kare kodlara bütün veriler yükleniyor ve daha sonrasında bir karot soğanda arşivleneceği takdirde forkliftlere bu sistem yükletiliyor ve hemen ardından karot sandığı doğru bölmeye yerleştiriliyor. Ve bu şekilde tekrardan o veriye ulaşılmak istendiğinde onu doğru bir şekilde bulmakta mümkün oluyor. TÜVEK size yardımcı oluyor. Raflara yerleştirdiğimiz özellikli rafları, özellikli sistemle yerleştirdiğimiz karotların üstün teknolojiyle fotoğraflanmasını yapıyoruz. Ve ardından da ihtiyaç duyulursa Cordogo sistemiyle jeokimyasal olarak fiziksel tahribat yapmadan analizlerini yapabiliyoruz. Dolayısıyla da krom madeni arayan bir yatırımcı ihtiyaç duyduğunda, orada çalışma yapmak istediğinde biz o veriyi ona öncesinde sağlayabileceğiz. Sistemin en önemli özelliği yerli ve milli TÜVEK BS yazılımı. Onun sayesinde sektör her alanda tasarruf edecek. Bu mükerrer sondajların önüne geçilecek. Dolayısıyla da zaman, emek israfını önleyecek. Hem çevreye hem de ekonomiye çok önemli katkılar sağlayacak. Evet, şimdi müteahhitlikten bahsedeceğiz. Burada yenilikler, yeni hazırlıklar, oluşumlar var. Yurt dışı müteahhitlik için bir akreditasyon sistemi hazırlığından bahsediyoruz. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren bu yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde akreditasyon sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hemen kendilerine dönelim ve sorularımızı soralım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz de teşekkür ederiz efendim. Neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu? Öncelikle bu soruyla başlayalım. Efendim biliyorsunuz yurt dışı müteahhitlik hizmetleri 1972'den bugüne kadar geliştirdiğimiz, büyüttüğümüz ve yurt dışına açılımımızın bir parçası haline gelmiş olan bir değerimiz artık ülke olarak, inşaat sektörü olarak 1972'den şimdiye kadar dünyanın 129 ülkesinde yaklaşık 430 milyar dolar ve 11 bin adet proje tamamladık. Fakat bu arada maalesef ülkemizden yurt dışına çıkışlarda herhangi bir denetim, herhangi bir akreditasyon, herhangi bir belgelemeye ihtiyaç duyulmadığı için şimdiye kadar bazı yanlışlar da yaşandı oldu. Bazı ülkelerin ilgili makamlarıyla gittiğimizde yanıltıcı bilgiler verilen, yanıltıcı belgeler verilen bazı Türk firmalarından şikayetler oldu. İlgili bakanlarımızla beraber, büyüklerimizle beraber yaptığımız seyahatlerde bu tip uygulamalarla karşılaştığımız için bir şekilde artık yurt dışına çıkacak Türk müteahhitini temsilen veya Türk inşaat sektörünü temsilen yurt dışına çıkışın bir akreditasyona, bir belgelenmeye bağlanması ihtiyacı zamanının geldiğini düşündük. Bu düşüncelerimizi ilgili bakanlarımıza, öncelikle yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine bağlı olduğu Ticaret Bakanlığımıza paylaştık. Görüşleri hakikaten bunun gerekli olduğu konusundaki düşüncemize paralel oldu. Bunun üzerinde bazı çalışmalar yapmaya biz başladık Türkiye Müteahhitler Birliği olarak. Önerilerimizi bir yasal çerçevesinde Sayın Bakanlığımızla paylaştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edip onaylarını almayı düşünüyoruz. İsteğimiz yurt dışına Türkiye'yi, Türk inşaat sektörünü temsilen gidecek firmanın bir özgeçmişe, bir tecrübeye, bir kapasiteye sahip olduğunun denetlenmesi, daha sonra yurt dışında yaptığı işler, hatta ülkemizde yaptığı işlerle ilgili bir şekilde denetimler sonucunda o firmaların bir şekilde bir karnelerinin bulunması, işte yaptığı işlerin şantiyelerinde ki bazen maalesef sizlerin de yayınladığınız, bizleri üzen haberler oluyor. İşçisini gidilen ülkede terk etmiş firmalardan bahsediliyor. Veya
işinin tamamını yapmadan yarım bırakılmış projelerden bahsediliyor. Bunların artık Türk inşaat sektörüne bir referans olmasını önleyecek bir tedbir olarak bunu düşünüyoruz. Bu önerimizi ilgili makamlarla eğer mutabakatı sağlarsak hayata geçirmemizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, şimdi bu süreçte tabii Türkiye için bu sektörler ve kritik sektörler ve kritik coğrafyalarda hizmetler veriliyor. Bazı tatsız olayların yaşandığını dile getirmişsiniz siz, yani sahte akreditasyon belgeleri gibi. Burada aslında getirilecek kriterler önemli. Akreditasyon için ne gibi kriterler getirilecek, hangi kriterler olacak onlar? Yani bizim kendi içimizde yaptığımız değerlendirmeler de gerek yurt içinde gerek yurt dışında ilgili firmanın daha önce yaptığı işlerle ilgili bir belgelendirme, bir şekilde denetlenme ve raporlama sisteminin oluşmasını, ki bu yurt içinde genellikle yeterlilik dediğimiz kriterler çerçevesinde yapılıyor. Her firma her ihaleye Türkiye'de katılamıyor. Ayıplı iş yapmış veya yaptığı işten dolayı bazı yasaklamalara maruz kalmış firmalarımız ilgili idareler tarafından ihalelere belli bir süre katılamama cezası bile alabiliyorlar. Bu tip denetlemeler sonucunda oluşmuş raporlarla firmaların yurt dışına çıkacaksa bile hangi boyuttaki işin ihalesine katılabileceği ile ilgili sınırlamalar yapılmasını, yurt dışındaki büyükelçiliklerimiz ve ticari ateşeliklerimiz kanalıyla bu akreditasyon sistemimizin iş yaptığımız makamlara anlatılarak kendilerine müracaat eden firmalarla ilgili ticaret ateşeliklerimiz, büyükelçiliklerimiz kanalıyla Türkiye'den sorgulama yapmalarını istemeyi düşünüyoruz. Bu sorgulama yapılır ise ilgili firmanın gerçekten var olup olmadığı, gerçekten o işte tecrübesinin olup olmadığının Türkiye'den yapılacak bu sorgulama sonucunda büyükelçiliklerimiz veya ticaret ateşeliklerimiz kanalıyla ilgili makamlara bildirilmesi, o işe talip olan firmanın eğer uygun bir firma değilse, yeterli tecrübeye, yeterli mali kapasiteye, yeterli özgeçmişe sahip değilse, o firmanın o işin ihalesine girmesinin uygun görünmediğinin ilgili makamlara bildirilmesini düşünüyoruz. Aklımızdan geçen sistem bu. Bunu Ticaret Bakanlığımız, nasıl ki yurt dışına ihracat yapacak firmalarımıza bir ihracat belgesi veriyor ise, benzer şekilde de yurt dışı müteahhitlik hizmetleri belgesi türünde bir belgelendirmeden bahsediyoruz. Bunun çarpıcı örnekleri gelişmiş ülkelerde var. Çok önemli bir örnek vermek isterim size. Tabii ki. İspanya Uluslararası Müteahhitler Birliği'nin sadece 10 üyesi var. Bu 10 üyeden başkasının İspanya inşaat sektörünü temsilen yurt dışına gitmesine izin verilmiyor. Ama İspanya Devleti'nin Exim Bank'ının kredileriyle beraber desteklenen bu 10 firmadan bir tanesi dünyanın bir yerinde, diyelim ki bir büyük metro ihalesi, diyelim ki bir büyük sanayi projesi aldığı zaman kendisiyle beraber 10-15 tane İspanyol firmasını taşeron olarak götürerek onların da büyümesini, onların da iş yapmalarını, kapasitelerini artırmalarını sağlıyor. Ama belgelendirme o 10 firmayla sınırlı tutuluyor, yıllardır bu şekilde devam ediyor. Evet. Peki bu akreditasyon hazırlık aşamasında ama hazırlıklar hangi aşamada? Ne zaman hayata geçecek? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ticaret Bakanımızın değişmesiyle yeni Ticaret Bakanımıza ilk yaptığımız ziyaretimizde bu düşüncemizi kendilerine açtık. Ticaret Bakan Yardımcımız, Uluslararası Müteahhitlik Hizmetleri'yle ilgili Bakan Yardımcımızla tekrardan konuları değerlendirdik. Bizim bir çalışma yapmamızı, bunun kanuni altyapısıyla ilgili hazırlıkları da yapmamızı istediler. Biz o çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız. Yakın zaman içindeki, örneğin bu hafta sonu Sayın Ticaret Bakanımız ve heyetiyle beraber Erbil'de olacağız. Belki seyahat sırasında bile kendilerine bazı yaptığımız çalışmaları arz etme imkanım olacak. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu konuya girip kendilerine arz etmek için randevu talep etmiş durumdayım. Ümit ediyorum ki hem kendilerine hem bakanlığımıza bunları anlattıktan sonra desteklerini alarak bir sonuca varacağız. Evet. Peki bu anlamda mesela işte siz işbirliğinden bahsediyorsunuz. Farklı firmaların yine aynı ülkenin farklı firmalarının işbirliği yapmasından, taşeron olarak o projeye dahil olmasından bahsediyorsunuz. Bir taraftan da mühendislik, mimarlık ve işte müteahhitlik işbirliğinden de bahsediyorsunuz. Bunu da bize açabilir misiniz? Şimdi efendim biz daha önceki yıllarda yurt dışında gidip büyük işler yaptığımız dönemlerde hep şundan dolayı çok üzülürdük.
gittiğimiz ülkelerdeki işlerin müşavirliklerini, projelerini Avrupalı firmalar, Amerikalı firmalar yapmış olurlardı. Ve biz ihalesini aldığımız işte çok üzülsek bile şartnamede öyle yazdığı için İtalyan mermeri, işte Alman borusu kullanmak zorunda kalırdık. Türkiye'den inşaat malzemesi yurt dışına götüremezdik. Fakat daha sonraki yıllarda, 2000'li yılların ikinci yarısında o zamanki adıyla Ekonomi Bakanlığımız, şimdiki Ticaret Bakanlığımıza bu konuyu anlatmayı becerdik ve bizim yurt dışına müşavir mühendislik firmalarımızın da açılmasını sağlayacak bir destek programı hazırladılar, bir fon hazırladılar. Yurt dışına gitmelerini sağlayacak mali destek veriyor şu anda. Böylelikle bizim yetişmiş, uluslararası standarda gelmiş müşavir mühendislik firmalarımız oluştu. Şimdi gittiğimizde ihalesine girdiğimiz bazı işler Türk müşavirlik firması tarafından projelendirildiği, şartnamesi öyle hazırlandığı için sevinerek inşaatını yaptığımız tesislerde Türk inşaat malzemesini de kendimizle beraber götürebiliyoruz. Örnek vereyim size, 2000'li yıllarda biz bir yılda diyelim ki 10 milyar dolar iş almışsak yurt dışına 1 milyar dolar inşaat malzemesi götürebiliyorduk Türkiye'den. Ama şimdi biz 20 milyar dolar yılda iş hacmi alıyorsak inanın yurt dışına inşaat malzemesi ihracatımız bizim yaptığımızdan daha fazla. Çünkü bizim ihalesini alamadığımız bazı işlerin de projelerini onlar yapıyorlar. Dolayısıyla yabancı ülkelerin müteahhitleri de Türkiye'den işte Türk graniti, Türk klozeti, Türk lavabosu almak zorunda kalıyorlar şartnameye bunlar konduğu için. Bunu da çok önemli destekliyoruz. Evet. Son olarak hedef pazarlarla ilgili değişiklikler var mı onu da sormak isteriz. Bir taraftan ülkelerin yeni altyapı yatırımları da var. Türk müteahhitler bu pastadan pay alabilirler mi? Evet, çünkü pandemi nedeniyle hakikaten bütün dünyada hareket durmuştu. Şimdi pandemiden yavaş yavaş aşılamanın dünyada gelişmesiyle beraber çıkılma sürecinde biz biraz farklı coğrafyalara da gitmeyi hedeflemeye başladık. Bunun en önemlisi son 3-5 yıldır geliştirdiğimiz Sahra Altı Afrika ülkelerine gitmek şeklinde. Nitekim bunun öncülüğünü Dışişleri Bakanlığımızın o Afrika ülkelerinde büyükelçilikler açmasıyla başladı. Bizim önümüz açıldı. Şimdi gözümüzü biraz daha Uzak Doğu'ya, Orta Asya'nın ilerisine dikmeye başladık. Örnek vereyim size, bugün sabahleyin Filipinler Büyükelçisi Türkiye'ye yeni tayin edilmişti. İlk 3 ziyaretinden bir tanesini Türkiye Müteahhitler Birliği'ne yaptı. Filipinlerin altyapısının yapılanması hususunda Türk müteahhitleri olarak oraya gitmemizi beklediklerini söyledi. En yakın zamanda bir grup olarak oraya gitmeyi düşünüyoruz. Bir önceki hafta Sri Lanka Büyükelçisi'yle benzer bir görüşmemiz oldu. Aynı şekilde Sri Lanka'nın inşaat projelerinde görev almak üzere çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Hatta bazı Avrupa finans kuruluşlarıyla üçüncü ülkelerde bu tip projelerde onların finans desteğini almak üzere de görüşmelerimiz başladı. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum ilginiz için. Sağ olun. Evet. Evet efendim, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren'le konuştuk. Özellikle bu yurt dışına açılacak olan müteahhitler için bir akreditasyonun gerekliliği hasıl olmuş. Bunun hangi aşamada olduğunu konuştuk. Şartlarından bahsettik, olası şartlarından. Önemli bir gün elbette Merkez Bankası'nın faiz kararını aldık. Bunun da bir değerlendirmesini yaptık. Yine yayınlarımızda konuşmaya devam ediyor olacağız. Dünkü FED kararının üzerine bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı ile ilgili yorumlar alarak devam edeceğiz. Paranın yönünde biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada noktalayacağız ama saatler 17'yi gösterdiğinde yatırım günlüğüyle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyelim.